Merhaba sevgili öğrenciler. Masal yazma yarışmamıza katılan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencisi Tuana Arslan'ın Peri Tozu Görevi Masalı. Hazır mıyız masalı dinlemeye? Başlayalım o zaman. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, altın diyarında bir krallık varmış. Bu krallığın kralının iki oğlu varmış. Kral büyük oğlunu tahta geçirmek, kral yapmak istiyormuş. Ama küçük oğluna iyi davranmaz, iki kardeş arasında da ayrımcılık yaparmış. Büyük oğlu kral olmak istiyormuş. Çünkü eğer o kral olursa o diyardan birisiyle evlenip kraliçe yapması gerekiyormuş. O komşu diyardan bir kadın ile evlenmek isterken babası buna izin vermiyormuş. Küçük oğlu küçüklüğünden beri hep kral olmak istermiş. Babasına kendini kanıtlamak için yapmadığı şey kalmamış. Kralın karısı iki oğlunu da çok sever. Her konuda desteklermiş. Onun için hangi oğlunun kral olduğunun önemi de yokmuş. Günlerden bir gün küçük kardeş yine babasına kendini kanıtlamak için babasından bir görev istemiş. Babası demiş ki eğer periler diyarına gidip bir kese peri tozu alabilirsen sen kral olabilirsin. Küçük kardeş babasının neden böyle dediğini anlamamış. Çünkü daha önce de periler diyarına gidip geri gelmiş. Çok düşünmemiş, hazırlanıp yola düşmüş. Gökkuşağı köprüsünden geçiyormuş o ara. Gökkuşağı köprüsüne gelmiş, geçmiş. Ama sanki biraz farklıymış orası. Her zamanki gibi değilmiş. Yemyeşil çimenler, elma ağaçları, zambaklar yerine her şey buzla kaplanmış. Küçük kardeş geri dönmek için arkasına döndüğünde gökkuşağı köprüsünün bir anda yok olduğunu görmüş. Telaşa kapılmış. Çünkü ailesiyle nasıl iletişim kuracağını bilemiyormuş. Tek çare olarak buzdan ormandan çıkış yolu bulup evine gitmekmiş. Dikkatli bir şekilde ilerlerken ne olur ne olmaz diye yanına aldığı kılıcını çıkarmış. Elinde kılıç dalları keserek, daha doğrusu kırarak ilerlerken birdenbire önüne bir buz devi çıkmış. Kırmızı gözleri, masmavi teniyle insanı ürküten büyük bir dev. İçinden bir de bu diye ötünmüş. Elleriyle kılıcı kavramış ama saldırmayıp koşmaya başlamış. Kral olmaya adım adım yaklaşırken buz diyarı ile altın diyarı arasında savaş çıkarmaya hiç niyeti yokmuş. Buz devi ile arayı açmaya ve ona dokunmamaya çalışıyormuş. Buz devine dokunursa vücudu bir anda buz yanığı olur, zehirlenirmiş. Bu bilgi onu korkuturken koşmaya devam etmiş. Yaklaşık bir saat koştuktan sonra arkasındaki buz devinin kaybolduğunu görmüş. Soluklanmak için karlara oturmuş. Dinlenirken 10 metre ötede üzerindeki karlardan pek belli olmayan bir tabela görmüş. Tabelanın gösterdiği yere bakınca başka bir tabela daha görmüş. Tabelanın üzerinde Periler Diyarı yazıyormuş. Yüzünde kocaman bir gülümseme oluşmuş ve tabelayı takip etmiş. Biraz yürüdükten sonra kapıyı görmüş. Kapı taze ahşaptan, üzerinde çiçekler, sarmaşıklar. O kapıdan geçip Periler Diyarı'na girmiş. Periler buz devleri kadar korkutucu saldırgan değillermiş. Uzun kulakları, beyaz saçları, esmer tenleriyle çok güzellermiş. Ezbere bildiği yollarda yürürken kesesini çıkarmış ve havadan sarı parlak peri tozları toplamaya başlamış. Bir kese topladığında bu diyarda kaybolmayan gökkuşağı köprüsüne gitmiş. Gökkuşağı köprüsünde altın diyarına doğru yürürken başına gelenleri düşünüyormuş. Saraya geldiğinde hemen annesine koşup sarılmış. Annesine babasından, başından geçenleri anlatırken kral olmak aklının ucundan bile geçmiyormuş. Kocaman masanın etrafında otururken kral söz verdiği gibi küçük oğlunu tahta geçeceğini ilan etmiş. Küçük kardeş önce babasına, sonra annesine, abisine sarılmış. Sonunda istediği şeyi elde ettiği için çok mutlu olmuş. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, biri anlatana, biri de tüm dinleyenlere. Hoşça kalın çocuklar.